Bir başka takipçimizden gelen soruyla çıktık bugün Kahramanmaraş sokaklarına. Takipçimiz demiş ki, Kahramanmaraş'ta sıklıkla tüketilen ağız otu nedir? Bunun hakkında insanlar ne düşünüyor? Kullanıyorlar mı? Kullanıyorlarsa bırakmak için bir çaba gösteriyorlar mı? Bakalım ne tür cevaplar alacağız. Çok zararlı olduğunu biliyorum. Annem kullanıyor, halen yutuyor annem. Onun yüzüne ameliyat bile oldu. Safra kesesinde dediler hani bir şey var. Onu açtılar, sırf ot çıktı oradan. Onu da peki, bırakmak için bir çaba gösteriyor mu? Gösteremiyor, hiç gösteremiyor. Çünkü yaşlı da halen kullanıyor. 90 siz mani, yaşında. Siz mani olamıyor musunuz? Olamıyoruz çünkü ben de sigara kullanıyorum. Çok zararlı olduğu halde. Kullananlara bir öneriniz var mı? Vallahi zararlı maddeyi kimse kullanmasın. Sigara, maraş otu gibi başka şeyler kullanmasınlar. Faydalı organik yiyecekler yesinler. Sağlıklarını, çocuklarını düşünsünler. Maraş otu çok tehlikeli bir şey aslında. Çünkü insanın ağız florasını bozuyor öncelikle. Onunla birlikte solunum sorunları ortaya çıkıyor. Yani sigarayla aynı etkileri taşıyor aynı zamanda. Ve sinir ve solunum demiştim zaten. Aynı şekilde insan vücuduna tamamen zarar veriyor. Sigarayla bir diyebiliriz. Peki sizce bırakmak için böyle merkezler açılmalı mı bunu bıraktırmaya? Tabii ki de. Aynı sigarayla düşünmemiz gerekiyor bunu. Sigaralar için nasıl böyle bir mücadele varsa bu ülkede aynı şekilde ot için de kullanılması gerekiyor. Böylelikle insanların belki hem kafasında bir şeyler oluşur hem de daha bilinçlenmiş oluruz diye düşünüyorum. Siz nerelisiniz? Gaziantepliyim. Sizin orada da kullananlar var mı Gaziantep? Tabii ki var. Annem mesela. Hadi canım. Evet. Kendisi de Gaziantep'li ama değil mi? Yok, annem buralı Maraşlı. Aha. Peki ailenizde başka kullananlar mı? Yok, sadece annem. Zararlarını görüyorlar mı bırakmak için? Tabii ki. Çok zararları var. Yani zaten belli bir yaştan sonra nefes tıkanıklığı falan yapıyor. Bayağı. Bırakmak için bir çaba gösterdiler mi? Gösteriyor ama olmuyor. Buralısınız değil mi? Maraşlısınız. Yani. Çok değil. Neresi? Aynen. İstanbul. Orada da kullananlar var mı Maraş otu? Evet. Otobüs amcaları. Oradaki otobüs şoförleri? Otobüs amcaları atıyor. Otu her zaman. Evet. Şoförler mi yoksa otobüsle seyahat eden amcalar? Şoförler. Maraş otu tehlikeli bir madde. Yani tütünle külle olan bir şey. Buralara konuluyor. Kılcal damarlardan beyni öldürüyor. Bütün vücutlara zararı var. Siz kullanıyor musunuz hocam? Ben kullandım ve bıraktım. Ne zaman başladınız, ne zaman bıraktınız? 73'ten 2001'e kadar kullandım. Aynı zamanda sigara da içtim. İkisini de bıraktım. 20 yıl oldu. Bıraktım yani. Maraş otunu bırakmak isteyenlere bir öneriniz var mı? Ne yapsın? Maraş otunu bırakmak için sabırdan başka bir şey değil. Yani kendi iradesine sahip olacak. Yani bir kötü bir şey olduğunu, yani pis bir şey olduğunu düşünecek. Ben bunu yapmıyorum diyecek. Yani ben bunu istemiyorum yani. Peki sizce sigarayı bırakmak mı daha kolay yoksa otu mu? Sigarayı bırakmak ottan kolay. Ben ikisini de kullandığım için sigarayı bıraktım. 2 yıl ot kullandım. Otu bırakmam için yani şey yapmadım da o kadar zorlanmadım. Sanki bir alışkanlık mı? Yani hemen cebime atardım sanki ot alacağım gibi. Sonra düşünürdüm ben ne yapacağım? Ben dedim otu bırakıyorum. Bırakmışım zaten. Öyle biraz daha zor oluyor yani otu bırakmak. Çünkü beyni şey yapıyor o. Sigara akciğeri öldürüyor. Ot direktmen beyine zararı var. Maraş otu hakkında ne düşünüyorsun? Ya Kahramanmaraş'ta genelde çok kullanıyorlar ama zararlı olduğunu biliyorum sadece. Çevrenizde, ailenizde kullananlar var mı? Yok çok şükür. Kimse kullanmıyor. İstanbullusunuz değil mi? Evet. İstanbul'da kullananlar var mı? Gördünüz mü? Çok sık yok Maraş kadar ama işte meslek liselerinde falan biliyorum olduğunu. Çok yok. Kullananlara bir öneriniz var mı? Kullanmayın. Onun haricinde başka bir şey yok. Sağlıklı olduğunu düşünmüyorum yani. Bıraksalar çok iyi olur. Duyduğum kadarıyla Fransızlardan kalma bir şey. Fransızlar zaten bize kötülük yapmak için geldikleri için onu da bize bırakmışlar. Maraşlar da alışmış ona. Ailenizde kullanan var mı? Yok, ailemizde kullanan yok çok şükür. Hiç arkadaşlarınızda falan var mı? Arkadaşlarım da var. Yani ben elimden geldiğince atmamalarını tavsiye ediyorum. Yani çok zararlı, içinde uyuşturucu olduğunu falan da düşünüyorum ben duyduğum kadarıyla. Fransızların bize yaptığı bir kötülük yani. Öyle değil. Peki bırakmak için çaba gösteriyorlar mı? Bırakmak için çaba gösterseler bile bağımlılık yapmış bir kere. Ya maraş otu eskiden beri var olan bir şey. Zaten bize de Fransızlardan geçtiği falan söyleniyor o şekilde. Ya aslında zararlı yani diş diplerinden falan diş etlerine oradan beyine olarak zararlı yani. Çevrenizde kullananlar var mı hocam? Yani çevremizde kullananlar evet var yani bizzat babam kullanıyor. Yani alışkanlık olmuş artık istese de bırakamıyor yani. Bıraktığı zaman bir eksikliği baş ağrısı falan hissediliyor.
Yani bırakamıyor. Bırakmak için bir çaba gösterdi mi, bir şey yaptı mı? Yani çaba gösterme derken yani azaltmaya çalıştı. Yani bıraktı. Azaltmaya çalıştığı zaman yani başım ağrıyor. Yani kendi türüne bahanelerle tekrar başladı yani. Maraş otunu ben kullanıyorum. Kimsenin de kullanmasını tavsiye etmem. Çünkü aşırı derecede bağımlılık yapıyor. Bildiğim kadarıyla bağışıklıkları çürütüyor. Kalbe zararı var. Bu yani ben bildiğim. Peki hocam, bildiğimiz halde zararlarını neden kullanmaya devam ediyorsun? Bağımlılığı çok kötü. Bırakamıyorsun. Bırakmaya destek falan oluyorlar mı sigaradaki gibi? Ya olsa güzel olur. Yok. Şu anda yok. Ama olmasını tavsiye ederim yani. Gerçekten çünkü çok zararlı. Olsa başvurursunuz değil mi? Tabii ki başvururum. Bırakmayı çok istiyorum ama olmuyor. Yani bu reklamlar, bu şeyler boş yani, bu sigarayı bırakmak için. Sırf sadece radene sahip olacaksın. Ben bunu yapmıyorum, bitti. Beyinde bitiyor değil mi? Tabii ki ne? Beyin, kalp. Ben bunu yapmıyorum, bitti ya. Peki çevrenizde Maraş otu kullananlara bırakmalarını söylüyor musun? Çok. Sigarayı yani. Ben o zaman tabii cahildim, sigara ot kullanırken. Çocuktum yani daha. Bak 73'te, ben 66 doğumluyum. 73'te o zaman ne kadar? 6-7 yaşındayım. Yani küçükten başladım. Şükür Allah'a bıraktım yani. Fransızdan kalma bir şeydir. Çok iyi bir şey değildir. Sigaradan da beter diyebilirim yani. Yani unutkanlık önemli. Unutkanlık yaptırıyor. Yani beyin hücrelerini öldürüyor. Yani kimseye tavsiye etmiyorum. Siz kullanıyor musunuz? Kullanıyorum ben. Bırakmak için çaba gösterdiniz mi? Evet. Gösterdim ama yani öyle bir şey ki ne, sigarayı bırakayım diye bunaltmaya başladım. İnan ki ne. Yani şimdi sigarayı içmiyorum, bıraktım. Bunu bırakamıyorum. Böyle yapmalarını önermiyorsunuz değil mi? Önermiyorum. Sigarayı bırakayım diye ot atayım bir tane, iki tane deyip de hiç kimseye tavsiye etmiyorum. Yeni bir bağımlılık oluşuyor. Aynen öyle, yeni bir bağımlılık oluşuyor. Siz kullanıyor musunuz? Yok, kullanmıyorum. Çevrenizde kullananlar var mı? Var mutlaka. Zararlarını görüyorlar mı? Tabii ki görüyorlardır. Yani birebir şahit olduğum şey yok ama. Yani sigara neyse Maraş otu da hemen hemen aynı değerdedir. Mutlaka görüyorlardır. Peki bırakmak konusunda çaba gösteriyorlar mı? Zannetmiyorum. Gönüllü olarak kullanıyorlar. Yani sigara içenler de, Maraş otu kullananlar da, benzer diğer kötü alışkanlıklara sahip olan herkes. İçinde bitirirse bırakabilir. Yani bırakmak isterse bırakır. Onun için çaba göstermenin bir anlamı yok. Kafada bitirmek lazım. Aslen Afşinliyim, Kahramanmaraşlıyım ama Bursa'da ikamet ediyorum. Gezmeye geldik. Orada da var mı Maraş otu, duyuyorlar mı? Hemşehrilerimiz getiriyor kullanmak için. Biz görmedik ama. Bursalılar deniyor mu? Yok. Onlar kullanmıyor. Denemezler. Arkadaşlar, vaktiniz var mı? Soru soralım mı? Tamam. Kayıtta mıyız? Bir başka takipçimizden gelen soruyu sorduk bugün. Eğer siz de şu soruyu sorun diyorsanız yorum bölümüne yazın lütfen. Ayrıca beğenip paylaşırsanız seviniriz.